Aa, Mercedes. Hem de Alman plakalı. Ben şu anda Almanya'dayım. Almanya'dan herkese selam. Şu anda Almanya'nın ünlü kenti Münih'teyim. Büyük bir şehir. Hostelime doğru gidiyorum. Münih'te şu hostelde kalacağım. Tam karşımda duruyor. aohostels.com. Buraya geceliği 37 euro para ödüyorum. Ranzalı bir odada kalabilmek için. Bu benim hayatımda hostellere ödediğim en yüksek paralardan birisi. Hawaii'de de 35 dolar ödemiştim. Ara sıra çok zor durumda kaldığım zaman böyle bir günlüğüne bu tarz paralar veriyorum. Hostele geldik. Dün gece şu aşağıdaki yatakta bir tane adam yatıyordu. Sonra akşam bir adam daha geldi. Dedi ki benim yatak numaram bu. Bir baktık ki onun yatağının yan tarafıymış. Sonra adam şok oldu. Ya dedi biz yan yana mı yatacağız dedi. O da dedi ben ne yapayım dedi. Bana bu numarayı verdiler dedi. Sonra ikisi yan yana yattılar gece. Abi hostellerde bazen gerçekten böyle çok büyük saçmalıklar olabiliyor yani. Burası Schloss Nymphenburg, yani Münih'teki Nymphenburg Sarayı. 1664 yılında yapılmış bir Baviera Sarayı'nı görüyorsunuz. Etrafı sularla çevrili. O yüzden çok fazla hayvan var etrafta. Ördekler, kazlar. Aha, saat kulemizin çanı çalmaya başladı. Evet, Almanya'nın Münih şehrinde gezilecek önemli yerlerden bir tanesine geldik şimdi. Şu anda Münih'in merkezinde bir yerdeyim. Hacker Brücke. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Buradan şimdi otobüs terminaline gidiyorum. Flixbus. Oradan da Prag'a geçiyorum. Münih'te sadece bir gün kaldım. Adamlar Münih'in merkezindeki binanın üstüne Happy Pride yazmışlar. Yani LGBT'lileri kutluyorlar. We Shine PWC. Yani LGBT'lileri kutluyorlar. Onların akımına destek veriyorlar. Tabii ki tüm Avrupa şehirlerinde, gelişmiş ülkelerde durum böyle. Sadece bizim gibi bazı Orta Doğu ülkelerinde bu kanalıyor. Avrupa'ya geldiğimden beri sürekli tren garları ve devasa tren yolları görüyorum. Böyle 8 şerit, 10 şerit tren rayı yan yana hep duruyor. Burada da Almanya'da da tren rayları, tren ağı çok gelişmiş durumda.
Yani tren ve bisikletin çok olduğu ülke gelişmiş ülkedir zaten. Burası da öyle. Abi Avrupalılar döneri çok seviyorlar, bayılıyorlar. Türk döneri gördüler mi hemen kuyruk oluşturuyorlar böyle önünde. Her dönercide böyle kuyruk var. Evet, şimdi de birazcık markete geldim. Size biraz market fiyatlarını göstereyim. Almanya'da kavunun kilosu 1 euro. Eriğin kilosu 2,79. Armut 2,29. Portakalın kilosu 2,5 euro. Avokadonun şöyle bir poşeti 89 sent. İki tane var içinde. 89 sent. Muzun kilosu 1 euro. 9 sent. Şu küçük ekmekler 17 sentmiş. Biraz daha büyüğü var. 45 sent. Böyle pretzel'lar var. 69 sent. Burada her şey ucuzmuş ya. Bir kutu salam 1,79. Peynirler 2,39. Abi et fiyatlarına bakar mısınız? 1, 2, 4, 5 hep böyle fiyatlar. Kocaman şurada biftek var, marinere edilmiş. 4,99. Amerika'dan bile daha ucuzmuş buralar. Et konusunda bayağı ucuzmuş. Böyle 10 euroyu geçen görmüyorum yani, hep 2,60'a mesela kocaman balık var. 1,49'a var balık. Şurada karidesler var, 4,35-4,49. Abi içkiler de çok ucuz ya. Şu fiyatlara bakın. Şarap fiyatları 2 euro, 3 euro, 4 euro, 1 euro. Böyle gidiyor. Burada da yine şaraplar var. İnanılmaz ucuz şaraplar. Bunlar da sebze fiyatları abi. 5 euronun üstünde bir şey göremezsiniz. Her şey 1 euro veya 1 euronun altında, o civarlarda seyrediyor. Her şey İnanılmaz ucuz. Yani Almanya'da yaşayıp da euro kazanan bir insanın alışveriş yapmakta zorlanacağını hiç zannetmiyorum. Hani Türkiye'ye gelip ağlıyorlar ya. 1,59'a mesela şu mantarı alıyor. 2,99'a şu mantar var. Hepsi çok ucuz abi. Biber 2 euro. 75 sente ayran var. Kefir 2 euro. Burada gördüğünüz ürünler de hep 1 euronun altında. Süt ürünleri, yoğurtlar hep fiyatlar 1 euronun altında. Şurada 50 peyniri var. Kıbrıs'taki, Yunanistan'daki meşhur peynir. Onun fiyatı biraz yüksek. O da ithal geldiği içindir. 5,5 euro da. Yunanistan'da da hemen hemen aynı fiyattır. 2,29'a Philadelphia var. Orijinal. Amerika'da da, İtalya'da da. Yani bir şey Almanya'da üretiliyorsa 1 euronun altında veya çok hafif üstünde oluyor. Onun dışındakiler biraz daha pahalı. İthal olanlar. Bunlar mesela kaşar peynirleri. 2 euro. Abi 2 euroya şöyle bir kaşar peyniri var. Yani fiyatlar böyle. Hiç öyle sokak röportajlarındaki gurbetçi dayıların Almanya öldü bitti, raflar bomboş, yandık dediği gibi değil yani. Almanya'da fiyatlar gayet ucuz. Eğer euro kazanıyorsanız, Almanya'da çalışıyorsanız bu fiyatlara geçinmek gayet kolay.
Hani 100 euroya alışverişe gelseniz o 100 euroyu bitiremezsiniz abi. Bacardi'nin fiyatı 8 euro abi. İçkilerin fiyatları böyle. Zambuka 16.99. Sokak röportajlarındaki dayılar neler diyor? Almanya'da raflar bomboş, fiyatlar uçtu, hiçbir şey bulamıyoruz. Abi gerçek mi bunlar? Az önce işte girdiğim markette fiyatları gördünüz. Almanya'da gerçekten bir insan 100 euro ile markete girerse etini, sütünü, balığını, yumurtasını, yoğurdunu, her şeyini alır. Sonra da parasının üstü artar. Yani hiç öyle fiyatlar uçmuş falan değil. Gerçekten fiyatlar çok insaflı. İnsanların alabileceği düzeyde. Alım güçleri çok yüksek Almanya'da insanların. Bu da Almanya'yı büyük devlet yapıyor. Büyük devlet demek insanların refah içinde yaşadığı devlet demek. Devletin büyüklüğü değil, insanların büyüklüğü önemli. Evet, şimdi Prag'a doğru gidiyorum. Almanya'dan şimdilik ayrılıyorum ama tekrar dönebilirim. Berlin'e gitmeyi düşünüyorum daha sonra. Şimdi benim otobüsüm şurada. Birazdan Prag'a gidiyorum. Evet, Çek Cumhuriyeti'ne geldim. Hayatımda ilk kez Prag'dayım. Otobüs şimdi geldi. İndik. Şimdi ben hostele gidiyorum. Yürüyerek hostele ulaşacağım. Buradan 20 dakika sürüyormuş. Şu anda Prag şehrinin Old Town denilen, yani eski şehrin olduğu yerdeyim. Her başkentte böyle bir eski şehir mutlaka vardır. Yani bizim İstanbul'daki Sultanahmet gibi düşünün. Burada da işte eski binalar, tarihi yapılar var. Binaların tepelerindeki heykelleri görüyor musunuz ya? Ne kadar güzel abi. Yeni binalarda mesela bunu fazla göremiyoruz. Eskiden insanlar bina yaparlarken çok özenirlermiş. Baksanıza ne güzel heykellerini koymuşlar binanın. Resimler çizmişler. Bu arada Çek Cumhuriyeti ile ilgili buraya gelmeden önce çok duyduğum bir şey söyleyeyim. Burada insanlar aşırı derecede alkol tüketiyorlarmış. Ama şu ana kadar buraya geldiğimden beri öyle çok aşırı alkol tüketen, yollarda ayılıp bayılan, bira kutularını etrafa atmış falan insanlar görmedim. Yani Macaristan'a ilk girdiğimdeki videoyu hatırlarsanız Budapeşte de öyleydi. Budapeşte gerçekten İlk girdiğimde bu ne ya dedim, böyle alkoliklerin çok olduğu bir yerde. Bakalım, göreceğiz. Şimdi daha ilk gelişim, ilk dakikalarım. Prag'dan herkese merhabalar. Bu akordeonlu kardeşimiz Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmindeki film müziğini seslendiriyor şu anda. Çok sevdiğim bir şarkı. Prag'da hava çok kötü ya. Temmuz ortasındayım ve hava rezalet. Hem soğuk, hem çok kasvetli, kapalı, yağmurlar yağıyor. Dün akşam durmadan yağmur yağdı. İlk günüm pek iyi geçti diyemem yani. Birazcık da pahalı bir yer.
Control. One, two, three, four.